Hani vatan denildiğinde ağlarmış ya sakalı ağarmış adamlar. Hani ağlarken rütbesinden utanmazmış askerler. Çok değil, bundan 100 sene evvelmiş. Kendi endamına inat, alemi İslam'ın serencamını yazmış bir nesil. Bir nesil ki kalemle, kılıçla, tüfekle, süngüyle, ateşle, mermiyle, kanla, gözyaşıyla, hasretle, umutla, inatla, ısrarla, aşkla ve imanla vatan yazmış Devlet-i Osmani'nin dört bir yanına. Atları çatlayana kadar dört nala, toynakların gidemediği yerlere ise yırtık potinleriyle, sonrasına ise yalın ayak gitmiş bu nesil. İşte bu şiir, bu fedailerin yazılmayan öyküsüdür. Bu şiir, Edirne'yi tekrar almak için yola çıkmışken, nabzının vuruşuna hakim olamayıp Avrupa içlerine kadar giren, Tuna'ya bakarken tüfeğine yaslanıp türküler yakan fedailerin öyküsüdür. Bu şiir, Bosna'da doğup Kudüs'te büyüyen, Libya'da gazi olup Kafkaslar'da şehit düşen fedailerin öyküsüdür. Bu şiir, hamurları barutla yoğrulmuş, ruhları cihatla üflenmiş, damarları ateşle doldurulmuş, simaları cehennem misali kızgın, köstekli saatlerinde kurşun izleri taşıyan, kalpaklarına hilal işleyen fedailerin öyküsüdür. Bu şiir, kurşuna dizildiği vakit akan kanı vatan yazan yüzbaşı Yakup Cemil'in öyküsüdür. Bu şiir 25 bin düşman atlısının arasından 7. Kolordu'ya ulaştırılması gereken 300 bin altını müdafaa edip yerine ulaştıran cembele kahramanı Sudanlı Zenci Musa'nın öyküsüdür. Bu şiir Medine'de peygamber kabrini savunurken kıtlık sebebiyle askerleriyle beraber aylarca çekirge yiyen çöl kaplanı Fahrettin Paşa'nın öyküsüdür. Bu şiir Sadrazam Mehmet Talat'ın öyküsüdür. Dar-ı gurbette bir Ermeni kurşunuyla vurulan, yırtık ayakkabısıyla güpegündüz koynundan kan sızarak sokak ortasına düşen Talat'ın. Bu şiir Beyaz Atlı Türk'ün, Bahriye Nazırı Ahmet Cemal Paşa'nın Tiflis'te kurşunlanışının öyküsüdür. Bu şiir Enver'in öyküsüdür. Bilir misin Enver'i? Hani İsmail'miş diğer adı. Uzatmış boynunu kör bıçakların önüne. Kurban etmişler bir bayram sabahı. Altaylardan Tuna'ya işlediğimiz tüm günahlara kefaret. Kanı temizlemiş tüm dünyayı. Gömmüşler Çeyen Tepesi'ne. Allah için, vatan için, namus için, ittihat için ölen Enver'in öyküsü. Enver'in. Düştü yine yadıma eski topraklar. Sınırında toy kurulan iller nerede? Gazada tüketilen koca ömürler. Göklere yükselen kızıl tuğlar nerede? Selanik bizi yaşlı gözle selamlar. Kırcaali'de kıyam durur mezarlar. Evladı Fatihanlar, iklimi Rumlar. Eski Sofya, Üsküp, Dimetoka nerede? Akıncı kılıcı, sıcak at nalları, Belgrad'a varan kızıl elma yolları, Tuna Nehri, Rodop, Tikveş dağları, Avusturya, Temiş var, Ziget var nerede? Göğsünde fişek hürriyet zabitleri, dağda nöbet gezen avcı taburları, gelmez oldu artık redif alayları, Makedonya, Mestanlı, Nibolu nerede? Dağlarda kara yılanlarla sırdaş, hürriyet sancağını tutanlar nerede? Göklerde uzak yıldızlarla yoldaş, ihtilal ateşini yakanlar nerede?
Nerede baykuş sesinde uyuyanlar? Nerede sırtlan ensesinde soluyanlar? Cihanın düzenine kılıç sallayanlar? Meşrutiyet fedaileri nerede? Şifreli telgraflar, mimli mektuplar, demir silahlar, mühürlü kurşunlar, gözleri kartal keskin nişancılar, teşkilat-ı mahsusacılar nerede? Ey hürriyet ve müsavat diyerek, elde altı patlar sırtında tüfek, Bab-ı Ali'yi basan yiğit erkek, kahraman yüzbaşı Cemil nerede? Sesi Asya'da kopan tufan sesi, cehennem misali kızgın nefesi, kalpağının üstüne vatan fedaisi yazdıran Resneli Niyazi nerede? Nerede Mescid-i Nebevi'ye sığınanlar? Nerede kızgın çölde mermi yakanlar? Hurma çekirdeğine barut dolduranlar? Çöl kaplanı Fahrettin Paşa nerede? Yalın ayak dolaşırken yedi düveli arşı, dilinde vicdanı muazzam marşı. Cembele'de 20.000 İngiliz'e karşı kuşçubaşı Eşref Sencer nerede? Kafir kalbe dehşet, Müslüman'ın emanı, Bakü, Dağıstan, Daşkesen'in gümanı, Kafkas İslam ordusu kumandanı, Mirliva, Nuri, Killigil Paşa nerede? Nerede baykuş sesinde uyuyanlar? Nerede sırtlan ensesinde soluyanlar? Cihanın düzenine kılıç sallayanlar? Meşrutiyet fedaileri nerede?